Bugünkü videoda 65 milyon yıl önceki asteroid çarpması sonucu oluşan büyük yok oluş hakkındaki bazı bilgilere, yeni bulgulara eşliğinde tekrar bakıyoruz. Olayları kendimce sizlere aktarmaya çalıştım. Hazırsanız başlayalım. Bir değil, iki asteroid bulgusu. 2020 yılında bilim insanları nadir Seamount adlı bir volkanın yanındaki eski deniz tabanının haritasını çıkarıyorlardı. Tuhaf bir şekilde asteroid çarpmasına benzer bir alan keşfettiler. İncelediklerinde ise tahminleri doğru çıkmış, önceki bilgileri değiştirecek yeni bulgulara ulaşmışlardı. Bu küçük asteroidin çapı 400 metre olarak belirlendi. İşin ilginç tarafı ise dinozorları yok eden asteroid ile yaşlarının aynı çıkmasıydı. Bu durumda bilim insanlarını acaba büyük yok oluş iki asteroidin Dünya ile çarpışmasıyla mı gerçekleşti sorusuna yöneltmişti. Bunu kanıtlamak için daha çok çalışmaya ihtiyaç duyulsa da yapılan simülasyonlar bu kanıyı destekliyor. Yıllardır büyük yok oluştaki eksik halkayı tamamlayabileceğine inanılıyor. Nadir adı verilen bu küçük asteroid, Afrika'nın batısındaki Gine Platosu'nun sığ sularına çarptığında anında buharlaşmış ve 10 kilometrelik bir krater oluşturmuştu. Çarpışmadan sonra arkasında 800 metrelik su sütunları, su altı heyelanları, tsunamiler, 7 şiddetinde depreme eşdeğer şok dalgaları ve hava patlamaları bırakmıştı. Dolu şeklinde yağan karbon. Karbonun buharlaşıp tekrar yoğunlaşarak oluşturdukları yapılara karbon boncukları, yani senosfer adı verilir. Günümüzde senosfer ancak endüstriyel faaliyetin sonucu olarak ortaya çıkar. Bu da ilk olarak sanayi devrimi sonrasında ortaya çıktığı anlamına gelir. Nedeni ise karbonun 3727 derecede erimesi ve 4830 derecede buharlaşmasıdır. Bu muazzam sıcaklıklara yapay olarak ancak o zamanlarda ulaşabildik. Fakat şaşırtıcı olan ise bir bilim adamı yaklaşık 65 milyon yaşında olan bir senosfer bulunusuna ulaştı. O zamanlar yapay olarak bu ısıya ulaşamayacağımızı düşünürsek direkt olarak bir çarpışma sonucu ortaya çıktığını destekler halde. Bu da bizi büyük yok oluşa ve o yok oluştaki muazzam sıcaklığa götürüyor. Senosfer, Yeni Zelanda, İspanya, Kanada ve Danimarka'da keşfedildi. Araştırmacılar bu karbon boncuklarını buldukları her yerde iridyum tabakasının normalden çok daha fazla olduğunu fark ettiler. Bu keşif artık iridyum yoğunluğuna bakılarak yeni kraterleri rahatça bulabileceğimiz bir araştırma yöntemi sunmuş oldu. Büyük yok oluş sırasında güç o kadar çılgındı ki yer kabuğunun derinliklerindeki karbonu bile sıvılaştırmış ve gökyüzüne doğru fırlatmıştı. Bu da belli bir süre karbon yağmasına neden olmuştu. Bilim adamları çarpışmadan sonra gökten düşen toplam miktarın 900 katrilyon kilogram kadar olabileceğini tahmin ediyor. Yıllarca süren dondurucu hava hakkındaki yeni bulgular. Uzmanlar asteroid çarptıktan sonra dünyanın ikliminin soğuduğundan her zaman şüphelenmişlerdir. Bu tartışmanın nedeni ise havaya salınan kükürt ve benzeri gazların miktarıydı. Eğer yeterince gaz yoksa soğuma da gerçekleşmemiş olabilirdi. Ancak 2017'de başlatılan çalışmalar olayın daha önceki tahminlerden bile daha kötü olduğunu ortaya koydu. Keşfin ilk ortaya koyduğu sonuç asteroidin çarpma açısıyla ilgili eski varsayımların yanlış olmasıydı. Çarpışmanın 90 derecelik bir açıyla olduğu düşünülüyordu. Ancak 60 dereceye yakın bir açıyla gerçekleşmişti. Bu revize edilmiş açı çarpmanın havaya kabaca 325 gigaton kükürt salmasına neden oldu. Bu önceki tahminlerden tam 3 kat daha fazlaydı. Eski tahminlerde dünya 3 yıl boyunca donma noktasının altında kalmıştı. Yeni senaryoda ise bu felaket çok ama çok daha uzun sürmüştü. Dünyanın soğumasından şüphe edilerek çıkılan bu yolda felaketin boyutlarının ne denli büyük olduğu da ortaya çıkmış oldu. Kuş gizemi hakkında yeni bulgular. Dinozor hayranlarının bildiği üzere modern kuşların felaketten sağ kurtulan kuşuk olmayan dinozorlardan geldiğini bilirler. Ancak bu olay hala tartışması süren ve çözülemeyen bir konudur. 2018'de bir araştırma kuş uzmanları arasında büyüyen bir tartışmaya neden oldu. Bilim insanlardan oluşan bir ekip neredeyse hiçbir kuş türünün asteroitten sağ çıkamadığını öne sürdü. Çarpma sonrası oluşan fosiller, kuşların yaşam alanı olan ormanların tamamının yok olduğunu göstermekle beraber daha öncesine ait fosillerin de yok olduğu iddiasında bulundular. Onlara göre Kuzey Yarımküre'deki tüm ormanlar yok olmuştu. Yani kuşların büyük yok oluştan sağ çıktığı kanısı tamamen yanlıştı. Araştırmacılar yaptıkları moleküler araştırmada günümüzdeki kuş çeşitliliğinin büyük çarpışmadan önceki fosillerle örtüşmediğini de ortaya koydu. Bu da bütün kuşların yok oluştan bir süre sonra hızlıca ortaya çıktığına işaret ediyor. Tabii bunların hepsi şu an için bir teori. 2500 kilometrelik alev fırtınası. Dinozorları öldüren asteroid hakkında herkesin hemfikir olduğu bazı gerçekler de yok değil. Kraterin büyüklüğü ve tüm canlı türlerinin çoğunun olay sırasında veya sonrasında yok olması gibi.
Ancak olayla bağlantılı yangınlar söz konusu olduğunda ne zaman, nerede ve ne kadar güçlü gibi soruların tartışmaları hala devam ediyor. Brezilya, Meksika ve Birleşik Krallık'tan yer bilimciler en az bir yangın üzerinde hemfikirler. 2022'de Baja California Yarımadası'ndaki bir fosil sahasında ağaç örnekleri topladılar. Kabuklar çarpma nedeniyle kömürleşmişti. Bu ağaçlar olay bölgesinden tam 2500 km uzaktaydı. Yine de asteroidin Dünya ile temas etmesinden birkaç dakika sonra bu ağaçlar ve aralarındaki her şey bir ateş topuyla alev almıştı. Saniyeler içinde ulaşılan bu yıkıcı güç, çarpışmanın devasa boyutlarını gösteriyor. 6 ay süren mega deprem. Kolombiya yakınlarındaki Gorgonilla adasındaki araştırmalar, büyük çarpışmanın başka bir etkisini ortaya çıkardı. Araştırmacılar adada küre yatakları olarak bilinen jeolojik bir özellik buldular. Cam boncuklar ve kırıklarla dolu kum katmanlarından oluşmuş bir yapı. Bunlar asteroidin dünyanın kabuğuna ne kadar sert çarptığının kanıtıdır. Basınç ve ısı o kadar yüksekti ki toprağı eritip malzemeleri atmosfere saçtı. Aynı karbon olayındaki gibi bir süre sonra bu malzemeler toprak küreleri ve cam olarak dünyaya geri düştü. Cam yağmuru elbette garipti ama aynı zamanda daha spesifik bir olay ortaya çıkardı. Asteroid bir mega depremde tetiklemişti. Camın bulunduğu alan felaket anında okyanus tabanının altında bulunuyordu ve bu kadar derine inebilmesinin tek açıklaması mega bir depremdi. Ancak depremin ne kadar sürdüğü henüz hesaplanabilmiş değil. Haftalarca sürdüğü garanti olsa da en az 6 ay sürdüğünü iddia eden araştırmacılar da mevcut. Bu olaya bağlı olarak Meksika'da ve ABD'nin çeşitli hasar belirtileri bulundu. Açığa çıkan enerji 1023 joule olarak hesaplandı. Bu enerji yaklaşık olarak 2004'te ortaya çıkan 9.1 Sumatra depreminden yaklaşık 50 bin kat daha fazla demektir. Karanlıklar ve ölümcül UV ışınları. Asteroid yeryüzüne çarptığında havaya savurduğu sadece karbon ve cam boncuklar değildi. Yangınların neden olduğu çok büyük miktarda kurum da atmosfere salındı. 2017'den bu yana yapılan araştırmalar bu is bulutunun sonuçlarının ne kadar yıkıcı olduğunu gösteriyor. O kadar çok parçacık havaya uçmuştu ki dünya 2 yıl kadar karanlığa gömüldü. Kurum dediğimiz oluşum özelliği nedeniyle havada çok uzun süreler kalabilir. Bu karanlık örtü karada ve okyanusta fotosentezi ciddi şekilde engelledi. Aylarca süren karanlık ve solunamaz hava her iki ortamdaki bitki ve bitkilere bağlı beslenme zincirlerini geri dönüşü olmayan bir ölüm sürecine sokmuştu. Katman, güneş ışınlarının girmesini engelleyerek kendisiyle yeryüzü arasında kalan kısmın soğumasına neden olmuş fakat ironik bir şekilde üst kısımları ozon tabakasını yok edecek kadar ısıtmıştı. Kurum ortadan kalktığında ozon tabakasında devasa boşluklar ortaya çıkmıştı. Bu durum da ultraviyole ışınlarının yüzeye ve hayatta kalanlara ulaşmasına izin verdi. Bu ise başlı başına bir felaketti. Amazon yağmur ormanlarını oluşturdu. Bu olay büyük çarpışmanın belki tek iyi sonucu olabilir. Hala büyük hayranlıkla incelediğimiz Amazon yağmur ormanları, asteroid dünyayı ıskalamış olsaydı ve çarpışma hiç gerçekleşmeseydi bugün var olmayacaktı. Bu sonuçlar 12 yıl süren araştırmanın sonucudur. Araştırmacılara göre antik polenler çarpmanın hemen ardından tüm ekosistemlerin nasıl yok olduğunu ve hayatın nasıl yavaş yavaş geri döndüğünü çok iyi anlatıyordu. Çalışmada Kolombiya'daki 53 alanı, 6000 yaprak fosilini ve 50.000 fosil polen tanesini incelediler. Asteroid çarptıktan sonra yangın kıtadaki bitki türlerinin neredeyse yarısını yok etti. Fosiller ormanların tamamen eski haline dönmesinin 6 milyon yıl sürdüğünü ve ilk ortaya çıkan bitkilerin baklagiller olduğunu da gösteriyordu. Baklagiller toprağı azotla zenginleştirerek çiçekli bitkilere ve nihayetinde bugün bildiğimiz devasa Amazon yağmur ormanlarına dönüştü. Bu tür videoları yeni bilgiler doğrultusunda sürekli güncelleyeceğim. Başka araştırma videolarında görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın.